Efendim iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 10 Ocak Çarşamba, saatler 18'i gösteriyor. Ben Esra Toptaş. Ana habere başlıyoruz. Önce başlıklarımıza, önce manşetlerimize bir bakalım. Efendim ilk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün dikkat çeken açıklamaları oldu. Erdoğan'dan Mossad operasyonu yorumu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tüm detaylarına bakacağız. Gelelim ikinci başlığımıza, ikinci manşetimize. Tabii ki ikinci manşetimiz seçim gündemi olacak. MHP adaylarını açıkladı bugün. CHP adayları bekleniyor. Yerel seçimlere doğru adaylar ilan edilmeye devam ediyor. MHP iki büyükşehir için adayını açıkladı. Toplantı üstüne toplantının yapıldığı CHP'den de adayların açıklanması bekleniyor. Hatta ana haber boyunca, ana haber süresince bu açıklama gelebilir. Takip edeceğiz. Gelelim üçüncü başlığımıza. Camide bıçaklanan imamın durumu ne? Efendim İstanbul Fatih Camii'nde bıçaklanan imamla ilgili son duruma da bakacağız ana haber boyunca diyelim ve hemen başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Biraz önce söyledim, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Mossad'a yönelik MIT'in düzenlediği operasyonu hatırlattı Erdoğan. Teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir dedi. Etrafımız adeta bir ateş çemberiyle kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz. Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Türkiye eksenini buldu. Artık oyun kurucu bir ülke dedi. Sözü MIT'in Mossad saha ajanlarına yaptığı operasyona getirdi. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız vesaire gibi. Daha dur bakalım. Bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlenen etkinlikte konuştu. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkinde mesajlar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinde çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Ayak takımıyla ne işimiz var? İnlerine gireceğiz. Peki girdik mi? Girdik. Girmeye de devam edeceğiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yüksek yargıdaki yetki krizi hakkında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki yargı organı arasındaki sürtüşmenin tarafı olmamalıdır dedi. Meselenin suhuletle çözülmesi taraftarıyım ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un gündeminde İsveç'in NATO'ya katılım protokolü de vardı. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için biliyorsunuz yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Yargının Can Atalay kararını değerlendirdi. Yüksek yargıdaki yetki krizi için suhulet çağrısı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki bir tartışmanın tarafı değildir ve olamaz. Geçmiş örneklerdeki durum yaşanmasın diye Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu mecliste okutmadım ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım.
Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Sorularını yanıtladı. Gündemde Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen ve genel kurula sevk edilen İsveç'in NATO'ya katılım protokolü vardı. Türkiye kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Madem bir ittifakın içerisinde müşterek hareket edeceksek Türkiye'nin son derece meşru beklentileri vardır. Bundan sonra iş Meclis Genel Kurulu'ndadır. Meclis Genel Kurulu'nda kendi öncelikleri ve zamanlaması içerisinde bu konuyu ele alacaktır. Meclis kendi gündemine hakimdir. Kurtulmuş, MHP'nin 15 yıl kıdemi bulunan basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik kanun teklifini ve gazetecilerin yeşil pasaport talebini de değerlendirdi. Çok zor şartlarda doğru haberi doğru bir zamanda vatandaşlarımıza ulaştırmak için olağanüstü gayretler sarf ettiğinize bizzat şahit olan birisi olarak emeğiniz var olsun. Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Biz meslekte belli bir tecrübeye sahip olan arkadaşlarımızın yeşil pasaporttan yararlandırılması konusunda benim de şahsi fikrim müspet yöndedir. En kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir ve bu konu yasalaşır diye ümit ediyorum. Efendim şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararına bakalım. Dikkat çekici bir karar geldi Anayasa Mahkemesi'nden internet yayınlarına ilişkin. Anayasa Mahkemesi internet yayınlarında kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle içerik çıkarılması ya da erişimin engellenmesine izin veren düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme anayasadaki internet ortamında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi isteyebilir hükmünü içeren yasanın 9. maddesini iptal etti. O madde internet ortamında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir hükmünü içeriyordu. AYM gerekçesinde düzenlemenin bu haliyle ifade ve basın özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini belirtti. Mahkeme ayrıca suç şüphesi halinde BTK'ya resen içeriğin çıkarılması ya da engellenmesi yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyi de iptal etti. Yüksek Mahkeme'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Efendim bugün CHP'den adayların açıklaması beklenirken açıklama MHP'den geldi. 31 Mart seçimleri için MHP 2 büyükşehir ve 12 ilin bulunduğu toplamda 55 seçim bölgesindeki adaylarını açıkladı. Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de ise Serdat Soy'dan aday gösterildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den aday gösterilen isim ise İbrahim Çenetoğlu. MHP 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını açıkladı. 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soy'dan oldu. Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Ali Mışık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan aday gösterildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den aday gösterilen isim İbrahim Çenet oldu. Adana'da Çukurova ve Kozan'ın yer aldığı 10 ilçede, Mersin'de 9, Aydın'da 4, Ankara'da 4, Antalya'da 3, Balıkesir ve Bursa'da 1, Denizli'de 2, Erzurum'da 3, Eskişehir'de 2 ve İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 41 ilçede de adaylar belli oldu. Evet, seçim gündemiyle devam edelim efendim. Peki 31 Mart seçimlerinde hangi partiler arasında işbirliği olacak? AK Parti ve MHP arasındaki işbirliğinin genel çerçevesi belli olmuştu. Cumhur İttifakı'nda yer alan Hüdapar'dan da işbirliğiyle ilgili bir açıklama geldi. Şimdi o açıklamanın detaylarına yakından bakalım. Hüdapar'dan seçimde işbirliği kararı geldi. Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdapar Genel Başkanı, şöyle dedi efendim, İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vereceğiz. İzmir'de de muhtemelen benzer bir şey olacak. Diğer yerlerde kendi adaylarımızla girme konusunda
prensip kararımız var dedi. Evet, Hüdapar'dan da seçimde işbirliği kararı geldi. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vereceğiz diyorlar. İzmir'de de muhtemelen benzer bir şey olacak diyorlar. Şimdi bir seçim takvimine de bakalım. Artık seçimler için geri sayım başladı. Şunu şurasında 2,5 ay gibi bir zaman var. Partiler aday çalışmalarını sürdürürken Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi de var. Bakalım gün gün nasıl işleyecek o takvim. Şimdi 15 Ocak'ta ön seçimler için ilçe seçim kurulu çalışması bitecek. 17 Ocak'a geldiğimizde seçmen listesi askıdan inecek. İtiraz süreci de sona ermiş olacak. 20 Ocak'a bakalım. Askı listelerine itirazlar karara bağlanacak 20 Ocak tarihinde. 27 Ocak'a gelindiğinde de partilerin oy pusulasındaki yerleri ilan edilmiş olacak ve 29 Ocak'ta ön seçim aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilmiş olacak ve 31 Ocak'ta ay sonunda siyasi partiler aday listelerini verecekler. Hemen Şubat'ın başına bakalım. 3 Şubat'a gelindiğinde ön seçimde görev alacaklara bildirim yapılacak. 7 Şubat'ta da seçmen kütükleri kesinleşecek. 11 Şubat'ta seçmenlerin oy vereceği sandıklar belirlenmiş olacak. 20 Şubat'a gelelim. Partiler aday listelerini saat 17'ye kadar verecekler artık 20 Şubat'ta. Ve 3 Mart'a gelelim. Kesin aday listeleri ilan edilecek 3 Mart'ta. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasakları da başlamış olacak. 25 Mart'a gelindiğinde sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona ermiş olacak. 29 Mart Cuma günü ise görevlilerle ilgili eğitim çalışması tamamlanacak ve 30 Mart Cumartesi seçimden bir gün önce de propaganda süreci saat 18'de sona erecek. 31 Mart Pazar'da tabii seçim günü Türkiye sandık başına gidecek, milyonlar seçimini yapacak diyelim. Şimdi bir Ankara'ya dönelim efendim. Bugün biraz önce dedim ana haberin başında CHP'de parti meclisi toplanıyor ve bazı önemli adayların açıklanması bekleniyor. Hemen Mahir Kılıç'a döneceğim. Mahir'i de gördüm. Mahir merhaba. Tekrar hoş geldin ana habere. Seninle böyle her gün konuşuyoruz, kulisleri konuşuyoruz, kimler aday olabilir diyoruz ama artık herhalde bugün o gün değil mi açıklanıyor, o beklenen büyük şehirler açıklanıyor. Ne dersin? Evet, artık Aydın, Adana, Mersin ve Hatay'ı bugün bir değişiklik olmazsa duyacağız. Saatler sonra parti sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısına geçecek ve bu büyük şehirlerin adaylarını açıklamasını bekliyoruz ki bu dört büyük şehirde de mevcut isimlerle yola devam edilecek. Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu ve Hatay'da da Lütfü Savaş'ın bir kez daha aday gösterilmesini bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde de resmi açıklamanın, resmi listenin gelmesi bekleniyor. 300'e yakın aday açıklanacak. Zira geçtiğimiz iki hafta aday açıklamamıştı CHP. Geçen hafta Can Atalay gündemiyle toplantılar yapıldı. Önceki hafta ise şehit haberleri dolayısıyla toplantılar ertelenmişti. Önemli şehirlerin açıklanmasını bekliyoruz dedik. Merak edilen yerler de var tabii şüphesiz. Muğla onlardan bir tanesi, Tekirdağ onlardan biri. İzmir en çok merak eden belki de büyük şehirlerin başında geliyor. Fakat bu şehirler için, bu üç şehir için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Özellikle İzmir'de Ocak sonu hatta Şubat başına kalabileceği belirtiliyor. Bu aday açıklamasının orada da öne çıkan isimler var. Buğra Gökçe, Abdülbatur, Cemil Tugay ve Olgun Atilla, bu isimleri sık sık duyuyoruz. Son sözü parti meclisi söyleyecek. İstanbul'a ilişkin ayrı bir parantez açalım. İstanbul'a dair de bugün 15 civarında ilçenin açıklanmasını bekliyoruz. Çoğunlukla CHP'nin yönetmediği ilçeler olacak ancak halihazırda CHP'nin yönettiği ve aday tartışması olmayan yani mevcut adaylarla yeniden yola devam edilmesi noktasında karar alınan bazı CHP'li ilçelerinde açıklanabileceği belirtiliyor. Bir nota Ankara'ya ilişkin olsun. Ankara Etimesgut'a ilişkin sosyal medyada çokça konuşuldu. Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut'ta aday gösterebileceği belirtiliyor.
ve MYK'dan da Erdal Beşikçioğlu'nun isminin geçtiği bilgisi bizlere ulaştı. Önümüzdeki dakikalarda parti meclis toplantısında da Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığının gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak Mansur Yavaş'ın bu isme sıcak bakmadığı da bize ulaşan kulis bilgileri arasında Beşikçioğlu resmen CHP'nin Etim Mesut adayı olacak mı olmayacak mı? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Fakat Beşikçioğlu'nun ismi MYK'da kabul edildi. Onu ifade edebiliriz. Dikkat çeken bir isim. Özetleyelim, toparlayalım. Bugün CHP'de peş peşe iki toplantı söz konusu. MYK ve parti meclisi. Parti meclisi toplantısı bittikten sonra Aydın, Adana, Mersin ve Hatay'ın da içinde olduğu 300'e yakın belediye başkan adayının açıklanmasını bekliyoruz diyelim. Ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım. Mahir, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Evet efendim, biz terör operasyonuyla devam edelim. Şimdi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde de operasyon vardı. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık açıklamasında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamalarında konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu açıkladı. O açıklamaya bir bakalım, ardından da konuğum olacak, konuşacağız bu konuyu. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız ve Türkiye yüzyılına adım attığımız bu günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı devletimizin ve milletimizin korunmasında, bölgemizin huzurunda ve dünyanın istikrarında kilit roller oynamaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Evet, İbrahim Kalın'ın açıklamaları bu şekildeydi. Uzun süredir konuşuluyordu. Bugün MİT Başkanı Kalın açıkladı. Milli İstihbarat Akademisi kurulmuş oldu böylece. İstihbarat Akademisi ne yapacak, ne tür çalışmalar yürütecek ve kimler nasıl girecek? Tabii akıllarda bu sorular var. Ankara'da MİT Başkanı Kalın'ın bu konuşmayı yaptığı toplantıyı takip eden Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'le konuşacağız bu konuyu. Çetiner, merhaba, hoş geldin Ana Haber'e. Sen de bugün bu toplantıyı da takip ettin. Ne diyorsun? Değerlendirmelerin nedir? Şimdi tabii Esra, dünya değişiyor. Dünya aslında daha kötü bir noktaya sürükleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantıda çok önemli bir noktaya değindi. Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber bölgedeki dengeler alt üst oldu diye. Şimdi tabii şöyle etrafımıza bakıyoruz. Irak karmaşık bir yapıya dönüşmüş vaziyette. İran şu anda bölgede en güçlü istihbaratı olan ülkelerden biri ama aynı zamanda sahada paramiliter güçleri kullanabilen bir ülke. Bir taraftan Suriye dağılmış vaziyette. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın daha ne kadar süreceği ve ne kadar daha desteğin devam edeceği konusu belirsiz. Ve tabii Gürcistan'ın Amerika ile olan ilişkileri, şimdi böyle bir coğrafyadasınız. Şimdi bulunduğunuz şartlar, koşullar sizi daha iyi olmaya zorluyor. Çünkü imparatorluk bakiyesi, bir devletsiniz ve çevrenizdeki bütün ülkeler sizin periferinizde yer alıyor. Şimdi tabii dünyada siyasi sistemler, diplomatik sistemler kendi yolunda, mecrasında ilerler ama istihbarat da ve istihbarat diplomasisi de aslında bunun bir parçası. Şimdi bunu yapabilmeniz için de artık Türkiye bu anlamda bir 10 yıl önceki ya da bir 20 yıl önceki Milli İstihbarat Teşkilatı değil. Çok ciddi bir yol kat etti. Çok farklı bir noktaya geldi. Şöyle bizden yaşça büyük abilerimiz, büyüklerimiz hatırlayacaklardır. Milli İstihbarat Teşkilatı dendiği zaman doğrudan toplumun belli kesimlerini ideolojik kodlarıyla fişleyen, onları işte fiziki takibe tabi tutup onlarla ilgili rapor tutan bir kurum gibi görürdü ve herkes de bundan ürkerdi, korkardı. Ama bugün artık Milli İstihbarat Teşkilatı dediğiniz zaman dışarıdaki operasyonlarıyla biliniyor. İHA'larıyla, SİHA'larıyla, PKK terör örgütüne karşı, DAEŞ'in elebaşlarına, onun sahadaki militanlarına karşı, bir taraftan El-Kaide'ye karşı, bir taraftan
DHKPC gibi örgütlere karşı mücadele veren bir yapı olarak görüyor. Çünkü artık Milli İstihbarat Teşkilatı bütün bu çalışma faaliyetlerini içeride olduğundan çok daha fazlasını dışarıda sürdürebiliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa Azerbaycan-Karabağ meselesinde ve Ermenistan'daki siyasi durumun Azerbaycan arasında yaşanan sıkıntıda Türkiye'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da sürece nasıl katkı sağladığını ve Azerbaycan'ın arkasında nasıl durulduğunu da vurgu yaparak aslında bir anlamda bizim için, devletimiz için önemli olan bir kurumun profilini de ortaya koymuş oldu. Şimdi tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Esra bir başka özel tarafı da artık Milli İstihbarat Teşkilatı da bir dış politika yapıcı kurum haline dönüştü. Yani sadece bilgileri toplayan ve onları arşivleyen bir yapı değil, aynı zamanda bunları analiz eden, hükümete dış politikada veya dışarıda yapılacak her konuda bir dış politika mutfağı haline dönüştü. Şimdi perspektif bu, büyüklük bu ve şu an artık sahada muadillerinizle neredeyse eş değer güce sahipsiniz. Evet, belki Japonya'da çok etkili değilsiniz, Sydney'de çok etkili değilsiniz ama kendi periferinizde olan ülkeler nezdinde önemli bir gücünüz var, önemli bir pozisyonunuz var. Nitekim bu önemli pozisyonu zaman zaman Suriye istihbaratıyla dışarıda yapılan görüşmelerde, Irak istihbaratıyla içeride ve dışarıda yapılan görüşmelerde, İran, İsrail, yani sıralayabileceğimiz bütün bu ülkelerle aslında yapılan diplomatik görüşmelerin dışında da paralel görüşmeler, yatay görüşmeler de gerçekleştirildi. Çetinler. Şimdi perspektif bu olduğu için burada önem ve dikkat çeken bir şey var. Artık MIT'in kendi içine alacağı personeli, kendi içinde istihdam edeceği personeli de bu anlamda ciddi bir akademik eğitim altyapısıyla donatıp teşkilat içine almaları gerekiyor. Bu, şunu da sormak istiyorum kadar, Çetinler, yani bu istihbarat akademisinde nasıl girilecek, kimler girebilecek ve ne zaman öğrenci almaya başlayacak? Tabii en merak edilen sorular da bunlar. Şimdi tabii kuruluşu ilan edildi. Bununla ilgili yasal altyapı oluşturulacak. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı halen KPSS ile, yani herkesin normal devlet memuru olmak için başvurduğu sınavlar ölçüsünde kuruma giriş yapabiliyor. Bunun dışında birkaç önemli kadro, bunlar da istisnai kadro ama bunlar kurumun genel politikasını ya da MIT'in genel işleyişini etkileyecek pozisyonda olan kurumlar değil. Dolayısıyla bu yapının yeniden düzenleneceği bir personel rejimi ya da personel politikası belirlenecektir. Bu daha sonraki sürece oturacaktır. Çünkü burada asıl önemli olan şu an personelin analiz yapma yeteneği, olayları kendi içinde ölçüp tartıp, çünkü önünüze bir kamyon dolusu bilgi gelebilir. Ama bu bilgileri arşivlemek mi, bunları analizini yapıp bilgi notu haline dönüştürüp gerek jandarmayı, polisi, savcıları veya devletin kurumlarını ya da dışarıda MIT'in kendi operasyonel birimlerini harekete geçirecek bir altyapı oluşturmanız gerekiyor. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı kendi içindeki doktrinlerle, kendi içindeki personel kalitesiyle bugüne kadar bunu gerçekleştiriyordu. Ama artık bir akademisi var ve bu akademi kendi içinde yeni alacağı personeli şu anki mevcut koşullara uyumlu, dünyanın standartlarına bir CIA ile, bir MI6 ile, bir Mossad ile eşdeğer bilgi birikimine sahip bir hale getirerek kurumun içerisinde bir şekilde sisteme dahil edecek. Şundan dolayı, şimdi Esra, eskiden fiziki istihbarat çok önemliydi. Yani insana dayalı istihbarat çok önemliydi. Halen de insana dayalı istihbarat çok önemli ama dünyanın dijitalleştiği, yapay zekanın giderek geliştiği ve çevremizdeki ülkelerin sonsuz ve sınırsız kaynaklar çerçevesinde, mesela bir Amerika'nın, bir Avrupa Birliği ülkelerinin o parasal anlamdaki kaynaklarını istediği gibi kullanabildiği bir ortamda, sizin kendi periferinizdeki ülkelerle bu anlamda yapacağınız faaliyetlerde daha dikkatli, daha amaca yönelik yapacağınız faaliyetler önem kazanıyor. Dolayısıyla bu akademi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi iç işleyişini
bir düzen içerisinde gelişimini sağlayacaktır. Ne zaman öğrenci almaya başlar? Sanırım Mart ayından itibaren artık yeni alınan kurum tarafından kabul gören herkes önce bu akademiden geçer. Yani bu daha önce aslında askeri kurumlarda, polis teşkilatında uygulanan bir sistemdi. Bugün artık Milli İstihbarat Teşkilatı da kendi içinde alacağı personeli kendi nizamına göre, kendi işleyişine göre bir şekilde sisteme dahil edeceği insanları buradan belirleyecek. Ama öbür şekil, işte KPSS'yi kazanıyorsunuz, geliyorsunuz, kurum içi mülakatlardan geçiyorsunuz. Ama bunlar artık Türkiye standartlarında, dünya standartlarında yeterli değil. Aldığınız elemanı zamana yayıp kurum içinde eğitmek yerine önce akademide eğitip ardından kurumun içine dahil etmek daha önemli. Bu zaten artık MİT'in temel hedefi. Mart ayı gibi düşünülüyor ama daha erkene de çekebilirler bunu, onu söyleyelim. Ama şu an itibariyle zaten içeride sonuçta akademik bir kadro oluşturuldu. Ve şunu da söyleyeyim Esra, ilk raporunu da bugün yayınladı bu akademik yapı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk akademik kadrosu da önemli bir batıdaki İslamofobiye karşı önemli bir raporu da bugün ilk defa yayınlamış oldu. Onu da belirtelim. Çok teşekkürler Çetin Er, kıymetli katkıların için. Görüşmek üzere. Evet efendim, şimdi İstanbul Fatih Camii imamı ile cemaatten bir genci yaralayan saldırgan tutuklanıp cezaevine gönderildi. İmamla yaralanan gencin tedavisi ise devam ediyor. İmam Galip Usta yoğun bakım servisinden çıktı. Camiye girdi, slogan attı. Kendisini uyaran imamla araya giren genci bıçakladı. İfadesinde bir anlık refleksle olduğunu iddia etti. İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta ile Cemalettin Bilal Erdem'i yaralayan saldırgan Ömer ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İfadesine göre olaydan bir gün önce ortağı ile eski eşi arasında ilişki olduğunu öğrenmişti. Bu nedenle bunaldığını iddia eden Ömer ise Bursa'dan İstanbul'a geldiğini söyledi. Camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir dedi. Saldırgan cezaevine gönderilirken İmam Galip Usta ile Bilal Erdem'in sağlık durumu iyiye gidiyor. İmam Galip Usta yoğun bakımdan çıkarıldı. Normal servise alındı. Tedavisine burada devam edilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Provokasyon arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyecek dedi. Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fatih Camii'ndeki olaya ilişkin menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. MHP lideri gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı. Efendim 12 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı kıskaç 3 operasyonu düzenlendi. 38 şüpheli de yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'ye 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanmasında yer aldıkları, örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için baskınlar yapıldı. Toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı. Ve şimdi de dünyanın konuştuğu o skandala bakalım. 2019'da hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı davanın dosyalarında son bölüm açıklandı.
Son belgelerde Epstein'in ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları yer alıyor. Epstein dava dosyalarının son bölümü de kamuoyuna açıklandı. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken, hapiste ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasının 4500 sayfalık dosyalarının sonuna gelindi. Açıklanan son bölümde Epstein'in ünlülere yönelik şantaj iddialarıyla kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın 5. maddesini ileri sürmesi dikkat çekti. Son belgelere göre Epstein'in savunmasında avukatım tarafından her türlü soruya ilişkin ABD Anayasası'nın 5. maddesinin bana verdiği haklarımı kullanmam tavsiye edildi dedi ve kendisine yöneltilen suçlamalara 500'den fazla kez 5. maddeyle yanıt verdi. Suç ortağı Ghislaine Maxwell'le ilgili soruları da 5 diyerek yanıtsız bıraktı. Anayasanın 5. maddesi herhangi bir suçla itham edilen kişinin kendisine sorulan sorulara cevap vermeme hakkını düzenliyor. Epstein dosyalarının ilk 4 kısmında aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Kevin Spacey ve Michael Jackson gibi ünlü isimler yer almıştı. Clinton ve Trump'ın isimlerinin dosyalarda yer almasına rağmen eski başkanlara herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. Ve şimdi de Polonya'ya dönelim efendim. Polonya polisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi. Baskında eski İçişleri Bakanı ve yardımcısı gözaltına alınırken halk karara tepki gösterdi. Polonya polisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Eski bakan ve yardımcısını gözaltına aldı. Eski İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński ve yardımcısı Maciej Wasik, 2015'te görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk gerekçesiyle 3'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Andrzej Duda af yetkisini kullandı. Ancak Yüksek Mahkeme 20 Aralık 2023'te Duda'nın af kararının geçersiz olduğunu hükmedince, Varşova Bölge Mahkemesi bir kez daha Kamiński ve Wasik'i 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Varşova polisi eski İçişleri Bakanı ve yardımcısını gözaltına almak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi. Ancak baskın ve gözaltı Polonya halkının tepkisini çekti. Hem başkanlık sarayı önünde hem de politikacıların gözaltında tutulduğu karakol önünde yüzlerce kişi toplandı. Başkanlık sarayına giriyorlar ve insanları tutukluyorlar. Birileri Cumhurbaşkanı'nın affını sorguluyor. Cumhurbaşkanı'nın üstünde kim var? Kimseyi kırmak istemem ama kendimi bir Muz Cumhuriyeti'nde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğini söyleyen Başbakan Donald Tusk, daha önce Cumhurbaşkanı Duda'yı adaleti engellemekle suçlamıştı. Ana Muhalefet Partisi gözaltı kararının iktidar partisinin siyasi bir intikamı olduğunu ileri sürüyor. Ve şimdi sıcak bir gelişme var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi. Bu görüntüleri de canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Özel uçakla İstanbul'a inen tecrübeli stoper son olarak Union Berlin forması giyiyordu. Fenerbahçe stoperini buldu diyebiliyoruz artık. Ünlü İtalyan oyuncu Bonucci ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli savunmacı Alman ekibiyle olan sözleşmesini feshederek özel uçakla İstanbul'a geldi. Bu görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Evet, şimdi Ukrayna-Rusya savaşına bir dönelim efendim. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Botnar, Rus ordusu çekilmedikçe barış görüşmesi yapılamayacağını söyledi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının batılı ülkelerinin Ukrayna'ya silah yardımını etkilediğini de belirtti Bodnar. Uluslararası kamuoyunda Ukrayna-Rusya savaşının sona erdiği algısının oluştuğunu ifade etti. Rus ordusu çekilmeden barış görüşmelerinin olmayacağına dikkat çekti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, barışıyoruz demek toplumu bölmek demektir dedi.
İstanbul'da başarılı bir şekilde gerçekleştirilen müzakereler Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen saldırılarla bitti. Şu anda Rusya ile barışıyoruz demek toplumu bölmek demektir. Rusya ordusunu çekmeden barış görüşmesi olmaz. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımını etkilediğini, uluslararası kamuoyunda Ukrayna-Rusya savaşının sona erdiği algısının oluştuğunu söyledi. Bodnar, Karadeniz'de sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin de mesajlar verdi. Uygun şartlar sağlanırsa Türkiye'nin de içinde olduğu şekilde kurulan ilk tahıl koridoruna dönmek isterdik. Taleplerimizden biri gemilerin serbestçe geçmesi, yani kısa yollardan geçmesi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin de konuştu. Rus gemilerinin Karadeniz'e girip çıkamaması bizim için büyük bir yardım. Boğazlar kapalı olduğu için Odessa'yı koruyabiliyoruz ifadelerini kullandı. Efendim Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı ortak tedbir anlaşması geldi. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'de artan mayın tehdidiyle mücadelede artık ortak bir adım atıyor. Üç ülke İstanbul'da Karadeniz'deki mayınlara karşı tedbirleri görev grubu mutabakatına imza atacak. Şimdi bu anlaşmanın, bu mutabakatın detaylarına gelin birlikte bir bakalım. Karadeniz'de mayınlara karşı ortak mücadele dedik. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e binlerce mayın döşenmişti. Türkiye, Bulgaristan, Romanya artan tehdide karşı artık ortak bir adım atıyor. Ortak bir mutabakata varıyor. Bu ortak mutabakat 11 Ocak Perşembe günü, yani yarın İstanbul'da imzalanacak. Yarının önemli gündem maddelerinden de biri olacak bu anlaşma. Efendim şimdi biz devam edelim. İngiliz The Guardian gazetesi, Gazze'den çıkmak isteyen Filistinlilerin Mısır sınırındaki komisyoncularına rüşvet verdiğini iddia etti. Bu iddiaya göre Refah sınır kapısından çıkacak kişiler listesine ismini yazdırmanın bedeli 10 bin dolara kadar çıkıyor. Gazze'den kaçmak isteyen Filistinliler Mısır sınırındaki bir komisyoncu ana binlerce dolar rüşvet veriyor. İddia İngiliz gazetesi The Guardian'a ait. Gazetenin haberine göre İsrail saldırıları sonucu Gazze'de sıkışıp kalan Filistinliler buradan kaçmanın yollarını arıyor. Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından çıkışına izin verilen kişiler listesine ismini yazdırmak isteyenler komisyoncu ana 10 bin dolara kadar rüşvet ödüyor. Habere göre ABD'ye kaçan bir Filistinli 3 hafta önce karısını ve çocuklarının adını listeye yazdırabilmek için 9 bin dolar ödedi. Söz konusu kişi Gazze'den ayrılacakları gün çocuklarının isimlerinin listede yer almadığı gerekçesiyle fazladan 3 bin dolar istendiğini söyledi. Amerikan vatandaşlığı olan bir başka Filistinli ise 11 aile üyesini Gazze'den çıkarabilmek için kendisinden 85 bin dolar istendiğini aktardı. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de 1,9 milyon kişi, yani nüfusun %85'i yerinden edilmiş durumda. Mısır ise yüz binlerce Filistinlinin Sina Yarımadası'na kaçmasının güvenlik tehdidi oluşturacağı endişesiyle Refah kapısının açılmasına izin vermiyor. Bu nedenle Filistinliler komisyoncu ana başvurmak zorunda kalıyor. Görev süresi 12 Ocak'ta dolacak olan Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili soruları yanıtladı. Türk-Amerikan ilişkilerinin al-ver olarak kalmasının kimseye bir faydası yok ifadelerini kullandı. 12 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik esasları üzerine kurulması gerektiğini belirten Mercan, aksi durumda herkes kaybeder dedi. Küresel gerginliklerin ve gerilimlerin arttığı ve bunun daha da artmaya devam edeceği, hatta bunun sadece gerilimler değil, çatışmalara dönme potansiyelinin çok yüksek olduğu bir dünyada Türk-Amerikan ilişkilerinin al-ver dediğimiz transactional olarak kalmasının kimseye bir faydası yok. Mercan, Suriye, Ukrayna ve Gazze'de yaşanan yıkıcı krizlerin dünyanın geleceği için endişe verici olduğunu söyledi.
Türkiye'nin yapıcı siyasetiyle bölgesinde ve dünyada alternatif bir güç odağı haline geldiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG'ye bakışının ilişkilerde zorluk yarattığını belirten Mercan, NATO üyesi Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin karşılık görmemesinin ilginç olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler Türkiye ile ilişkilerini daha uzun vadeli ve stratejik bir perspektife oturtmalıdır. Oturtmazlarsa Türkiye yoluna devam edecektir yani. Mercan, tüm sorunlara rağmen gayretler sonucunda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde diyalogların çok daha geliştiğini vurguladı. İnşallah F-16'lar da yakın bir zamanda olacaktır dedi. Efendim şimdi olumsuz hava koşullarına bir bakalım. Türkiye'nin bu kez batı kentleri kar esaretinde, özellikle Çanakkale ve Tekirdağ son yılların en fazla kar yağışını aldı. Çanakkale-Biga yolu ulaşıma kapandı. Tekirdağ'da ise ekipler sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar ve tipi şiddetini artırdı. Yollar kapandı, köylere ulaşım aksadı. Görüntüler yurdun doğusundan değil, bu kez batısından. Çanakkale'de kar ve tipi etkili oldu. Biga yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale-Lapseki karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Çok sayıda köyle ulaşım kesildi. Karayolları ekipleri yolları açmak için aralıksız çalıştı. Tekirdağ'da da durum farklı değildi. Kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım durdu. İlerlemekte güçlük çeken araçlar yolda kaldı. Ekipler ana arterlerde yolların kapanmaması için gün boyu mücadele etti. Trakya'nın zaten böyle çok az yağar ama felaket, böyle dondurucu buz yapıyor. Ondan dolayı her taraf felç oluyor. Burası ise Balıkesir. Edremit ve Havran ilçelerinde dünden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaz Dağları'ndan gelen Edremit Yenicek Karayolu'nda araçlar kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Jandarma araçları kurtarmak için seferber oldu. Geri gel, geri! Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda da kar ve tipi etkili oldu. Adanın yüksek kesimlerinde kelimenin tam anlamıyla göz gözü görmedi. Yolda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ciddi anlamda bir karlanma var. Belediye ekiplerimiz karayollarımızla beraber yolu açma çalışmalarını yapıyoruz. Bursa'da da benzer görüntüler yaşandı. Bursa-Ankara karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler yolda tuzlama çalışması başlattı. Efendim şimdi bir skuter meselesine dönelim. Öyle bir meselemiz var. Özellikle büyük şehirlerde, işte İstanbul başta olmak üzere, işte nedir, yollara, karayollarına, hatta otoyollara giriyorlar yasak olmasına rağmen ve son süratle gidiyorlar. Sözde bir hız düzenleyici var, işte 20 kilometre civarında bir sınırda gitmeleri gerekiyor ama tabii bu sınırı dinleyen de pek olmuyor. Sonra işte kaldırımlardan gitmeleri, sağa sola park etmeleri, onları zaten söylemiyorum dahi. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Zeytinburnu'ndan bir skuter kullanıcısı karayoluna girip ilerlemeye başladı. Saatte de 80 kilometre hıza ulaştı efendim. Skuter kullanıcısı tarafından geçen otomobillere aldırış dahi etmedi. Buyurun. Şu an hızım 80, sahil yolunda Zeytinburnu Samatya istikametinde. Çok tehlikeli. Skuterle karayoluna girdi. Hızıyla 80. Otomobillere kafa tuttu. Sahil yolunda Zeytinburnu Samatya istikametinde. Çok tehlikeli. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda sahil yolundan. Yanından hızla geçen otomobilleri aldırmayan skuter kullanıcısı saatte 80 kilometre hıza ulaştı. Şu an hızım 80. Sahil yolunda Zeytinburnu Samatya istikametinde. Çok tehlikeli. Daha önce Kadıköy'de bir skuter sürücüsü E5 karayolunda saatte 120 kilometre hıza ulaşmıştı. Evet, 110'la gidiyoruz. 120 ile gidiyor. Bas bakayım.
Hayda. Sultan Gazi'de de üzerinde iki kişinin olduğu skuter sol şeritte süratli bir şekilde giderken kameralara yansımıştı. Ortaya çıkan bu görüntüler skuter tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi. Sahil yolunda Zeytinburnu Samatya istikametinde çok tehlikeli. Şimdi de deprem bölgesine Malatya'ya bir dönelim. Efendim Malatya'da depremzede eczacılar zor günler geçiriyor. Depremden sonra sayısı azalan eczacıların bir kısmı konteyner eczanelerde hizmet veriyor. Konteynerde zorlanan eczacılar çözüm bekliyor bir an önce. Yavaş yavaş kan kaybediyoruz. Yavaş yavaş eczane sayımız azalıyor. Eski eczacılarımızdan, tecrübeli eczacılarımızdan artık mesleği bırakmak isteyen eczacılarımız oldu. Ruhsatını devredenler oldu. Askıya alıp beklemeye alanlar oldu. Deprem bölgesinde eczacılar dertli. Sayıları azalıyor. Konteyner kentlerde devam eden hizmet gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu konteynerdeki eczacılarımızın belki %50-60'ı eczanelerini tamamen kaybedenler. Yani hiçbir ilacını, hiçbir elektronik aletini kurtaramayan eczacılarımız. Malatya depremde ağır yara aldı. 264 olan eczane sayısı 225'e düştü. 40 eczacı şimdilerde konteynerde hizmet veriyor. Yıkıntılardan sonra bu konteynerde hizmeti vermek gayet zorlayıcı oluyor. Birliğimizin yardımlarıyla, destekleriyle bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Tabii ki süreçte zorluklarımız çok. İlaç yokluklarının olması, hastaya ilaçları sunmamız açısından zorluk yaşıyoruz. Nöbette bu eczacımızın hizmet vermeye çalışması çok zor oluyor. Hele de kış aylarında hastaları dışarıda bekletiyoruz. Bir taraftan da ilaç yoklarıyla mücadele etmeye çalışan eczacılar Malatya'da destek bekliyor. Malatya'da kalıp Malatya'mızı kalkındırmak için uğraşıyorum. Ama eğer ki bu şekilde devam ederse buradaki 225 eczanenin de yarısını kaybedebilecek durumdayız. Ve ana haberin ilk dilimini kapatalım. Saat başı devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. Bu arada saatler de 19 oldu. Bu yeni saat dilimine de taksi zammıyla başlayalım. 13 Ocak itibariyle taksiler yeni zamlı tarifeye geçecek İstanbul'da. Taksiciler de taksimetre ayarı yaptırmak için servislerin yolunu tutmuş durumda. İşlerini son güne bırakmak istemeyenler sıra çoğalmadan taksimetrelerini güncelledi. Güncelledik başı. Ne kadar sürdü? 5 dakika sürmedi. Taksilerde zamlı tarife hazırlıkları başladı. Biz dün akşamdan itibaren 8'e itibaren başladık. Dün akşamdan beri yoğunluk var. Şu an biraz daha sakin. Cuma akşama kadar bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Taksiler için alınan zam kararı sonrasında taksiciler şimdiden taksimetre güncellemeye geliyorlar. Taksimetre servislerinin önünde de zaman zaman böyle sıralar oluşuyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin son toplantısından zam kararı çıkmıştı. Taksiye bindiğinizde eğer taksimetreye bakarsanız göreceğiniz rakam 19.17 ama bu rakamı görmek için son günler, çünkü güncelleme sonrasında yani 13 Ocak'ta artık burada 24 lira 55 kuruş açılış ücreti yazacak. İndi bindi için müşterilerden 90 lira alınacak. Zamlı tarife Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yürürlüğe geçecek. İşini son güne bırakmak istemeyenler sıra beklemeden taksimetrelerini güncelledi. Güncelleme ücreti ise 2950 lira. 10 dakika sürmedi işlemimiz. Zaten şu an yaptığımız tarife eski fiyata çalışmaya devam ediyor. Cuma akşam 12'den sonra zamlı fiyattan çalışmaya başlayacaklar. Kademeli tarife yapıyoruz şu anda. Zamları beğendiniz mi? Bir taksici kurtarır mı bu %28? Kurtarmaz. Zamlar normal. Zaten şu anda iş bulamıyoruz. Daha da yüksek olduğu zaman tamamen kesilecek işler. Ve ekonomiyle devam edelim ana habere. İşsizlik rakamlarına bir bakalım. Kasım ayı işsizlik verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre işsiz sayısı 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı Kasım ayında 0,4 puan artarak %9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 3 milyon 116 bin kişiye yükseldi. Bunlar da
Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi arttı. İşsizlik erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi. İstihdamsa Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,4 puan azalarak %48,2 olarak kaydedildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan arttı, %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi. Geniş kapsamlı işsizlik olarak ifade edilen atıl iş gücü oranı da Kasım'da bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7 oldu. Ve milyonlarca emekli acaba ek zam olacak mı diye bekliyor, merakla bekliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de emekliye ek zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek kabine toplantısını işaret etti. Güler emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir ifadelerini kullandı. Güler, önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılaşmaktır. Sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir. Sonra kanun teklifimize koyarız. Üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz. Çalışıyoruz, dedi. Ağır hasarlı binaların bu haliyle Efendim, kamu işçileri enflasyon nedeniyle ücretlerinin eridiği gerekçesiyle ek zam talep ediyor. Türk İş ve Hak İş ek zam için kamu işveren sendikasıyla görüşecek. Geçen yıl Mayıs ayında yapılan toplu iş sözleşmesiyle kamu işçilerine ilk yarıda %45, ikinci yarıda %15 oranında zam yapıldı. En düşük işçi maaşı 21.750 lira oldu. 2023'ün Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun %37,57'ye tırmanması nedeniyle kamu işçilerinin ikinci 6 aydaki ücret zammı enflasyonun altında kaldı. Türk İş ve Hak İş kamu işçisine ek zam verilmesi için çalışma başlattı. İki sendikanın yetkilileri bir araya geldi. Ek zam talebi konusunda kamu işveren sendikasıyla görüşecek. Ve ekonomiyle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindiğini söyledi. Düzenleme ile temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek, dedi. Bakan Şimşek, düzenlemenin bu aşamada vergiyi odak noktası olarak almayacağını ve konunun ayrıca çalışılacağını ifade etti. Kripto varlık alım-satım platformlarına yoğun ilgi oluştuğuna dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindiğini söyledi. Temel hedefin riskleri bertaraf etmek olduğunu vurguladı. Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek. Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak. Aynı zamanda blok zincir teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıyoruz. Bu aynı zamanda gri listeden çıkmak için mali eylem görev gücü kapsamında atmamız gereken adımlardan birini de oluşturuyor. Uluslararası kuruluşların da konuyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdığına işaret eden Bakan Şimşek, dünya genelinde bu konuda tek bir düzenlemenin olmadığını, ABD ve Avrupa ülkelerinin farklı uygulamalara gittiğini ifade etti. Yasal çalışma ile platformları ve burada gerçekleşen işlemlerin düzenleme altına alınacağını ifade etti. Kripto varlık alım-satım platformlarına SPK tarafından lisans verilecek. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımlarına yer verildi. Taslağımızda kripto varlıklar geniş anlamda tanımlandı.
Şimşek, düzenlemenin bu aşamada vergiyi odak noktası olarak almayacağını ve konunun ayrıca çalışılacağını dile getirdi. Efendim, şimdi de kripto piyasalarını karıştıran altüst eden o habere bir bakalım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun sosyal medya hesabı hacklendi. Spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair bir paylaşım yapıldı. Hemen ardından da bu haber yalanlandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Spot Bitcoin borsa yatırım fonları ile ilgili kararı beklenirken, Sekin sosyal medya X hesabından Bitcoin ETF onaylandı haberi paylaşıldı. Açıklamanın ardından Bitcoin 47.900 dolara yükseldi. Haberden kısa süre sonra Borsa Komisyonu'nun başkanı Gary Gensler hesaplarının hacklendiğini, komisyon Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini onaylamadı dedi. Bu açıklamanın ardından Bitcoin 46.100 dolara kadar düştü. Efendim, MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli İstihbarat Akademisi kurulduğunu açıkladı. İlk raporun ülkelerdeki aşırı sağ hareketler olduğunu söyledi. Kalın, yapay zeka içinde adeta çağımızın atom bombası ifadesini kullandı. Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi kuruldu. Akademinin ilk raporu ülkelerde aşırı sağ hareketler başlığıyla yazıldı. Raporun konusunun seçilmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ, faşist ve İslam karşıtı hareketlerin hedefi olması da belirleyici olmuştur. Söz konusu hareketler, Batı demokrasileri ülkemiz ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, MIT'in 97. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte konuştu. Kalın, yapay zekanın getirdiği yeni tehditlere de değindi. Yeni bir risk alanıyla karşı karşıyayız. Yapay zeka. Sunduğu büyük imkanların yanı sıra büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zeka, çağımızın adeta dijital atom bombasıdır. Barışçıl ve insancıl amaçlarla kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran ileri teknoloji, her türlü manipülasyona da açık bir mahiyet arz etmektedir. Yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, derin sahte ve diğer baş döndürücü gelişmeler karşısında siber vatanı korumak en az fiziki sınırlarımızı korumak kadar hayati önemdedir. MİT yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Müzesi'nin açılışı da yapıldı. Vatan, gelenek ve gelecek kavramları üzerinden tasarlanan müze, teşkilatın kuruluşundan itibaren yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. Müzeden bir seçkide 19 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Temas İstanbul adıyla halkla buluşturulacak. Sergi 3 hafta süreyle halkın ziyaretine açılacak. Efendim, şimdi dünya gündemiyle devam edelim. İsrail-Lübnan sınırına bir bakalım. Sınırda tansiyon gittikçe yükseliyor. Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in bir mensubunu daha öldürdüğünü duyurdu. Lübnan ordusu da İsrail'den ülkeye yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit ettiğini açıkladı. İsrail ile Lübnan arasında tansiyon yükseldi. Lübnan'daki Hizbullah hareketi İsrail ordusuyla sınırda yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Hizbullah'tan gelen açıklamada Nabi Kadiri isimli Hizbullah mensubunun öldüğü ifade edildi. Böylece İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 159'a yükseldi. Lübnan ordusuysa Birleşmiş Milletler Lübnan geçici barış gücüyle gerçekleştirilen sınır devriyesi sırasında İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan 5 hortum bulunduğunu açıkladı. Yanıcı madde pompalamada kullanılan hortumlardan 3'ünün Lübnan'ın güneyindeki Lebunne beldesi, ikisinin de Ayta Eş-Şaab beldesi yakınlarında tespit edildiği aktarıldı. Hortumların sökülmeye çalışıldığı sırada İsrail tarafından ateş açıldığı belirtildi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise ülkesini 1701 sayılı karara uymamakla suçlayan İsrail hakkında yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. İsrail'in kararı ihlal ettiğine dair kanıtlar olduğu, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz ihlaller işlediği belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in mavi hat olarak tanımlanan sınırın gerisine çekilmesini öngörüyor. Lübnan, İsrail'in başta gazetecilere yönelik olmak üzere Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve fosfor bombası kullanması nedeniyle İsrail'e birçok kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti. Efendim şimdi bir İsrail'e dönelim. Blinken'ın İsrail ziyaretinin yansımalarına, yankılarına bir bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail'e sivil ölümlerin azaltılması uyarısı yapan Blinken, iki devletli çözümün önemine dikkat çekti. İsrail basınının ise bu ziyaretle, bu görüşmeyle ilgili ilginç bir iddiası var. İsrail basını görüşmenin gergin geçtiğini söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'den başladığı Orta Doğu tur kapsamında İsrail'e gitti. Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması uyarısı yapan Blinken, Gazze'li çocukların savaşta çok fazla bedel ödediğini söyledi. İki devletli çözümün öneminin de altını çizen Blinken, İsrail, Filistinlilerin kendilerini yönetme kabiliyetini baltalayan adımlar atmayı bırakmalı dedi. Ayrıca Filistin yönetiminin de kendisini reforme etme ve yönetim kabiliyetini geliştirme sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Birleşmiş Milletler çatışmaların sona ermesinin ardından yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için bir misyon yürütecek. Amerika, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor. İsrail basını ise Blinken ve Netanyahu görüşmesinin gergin geçtiğini yazdı. Kanal 12 televizyonu haberinde ABD ve İsrail arasında savaş konusunda görüş ayrılığının derinleştiğine dikkat çekti. Haberde Washington'ın sabrı tükeniyor ifadeleri kullanıldı. 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya 4. İsrail'e 5. ziyaretini gerçekleştiren Blinken, ziyaretinden edindiği izlenimleri İsrailli liderlere aktaracağını söylemişti. Efendim ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'den başladığı Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya gitti. Filistin lideri Abbas'la görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ramallah'taki temasları kapsamında Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir araya geldi. Görüşmede Gazze şeridindeki saldırıları durdurma çabaları, bölgeye insani yardım girişinin hızlandırılmasının önemi ve Batı Şeria'daki gelişmeler ele alındı. ABD'li bakan Filistin ve İsrail'in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü yineledi. Abbas da Gazze şeridinde veya Batı Şeria'da hiçbir Filistin vatandaşının zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Blinken Orta Doğu turu kapsamında ardından Bahreyn'e geçti. Ve şimdi Trump'a dönelim efendim. Eski ABD Başkanı Trump yargı muafiyeti talebini temyiz mahkemesine taşıdı. Yargı muafiyeti olmadan başkanlık yapamazsınız dedi. Trump mevcut başkan Biden'ın da yeniden seçilmemesi halinde oğlu hakkındaki iddialar nedeniyle yargılanabileceğini söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevi dolayısıyla yargı muafiyeti iddiasını yargıya taşıdı. Kongrede azledilip suçlu bulunmadığı sürece herhangi bir mahkemede yargılanamayacağını söyledi. Yargı muafiyeti olmadan başkanlık yapamazsınız diyerek kendisinin de başkanlık görevinin gereklerini yaptığını savundu. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın 2020'deki seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla aleyhinde açılan dava süreci sürüyor. Trump, temyiz mahkemesinde ikisi mevcut Demokrat ABD Başkanı Joe Biden döneminde atanmış, yeri ise Cumhuriyetçi eğilimi olan 3 hakimin karşısına çıktı. Avukatları Trump'ın eylemlerinin suç unsuru taşımadığını savunurken ileri Demokrat eğilimli hakim yargı muafiyeti talebini şüpheyle karşıladı.
Demokrates. Mahkemenin ardından konuşan Trump, hakkındaki yargı süreçlerini siyasi olarak nitelendirdi. Biden yönetiminin kendisini 2024 seçimlerine girmekten alıkoymaya çalıştığını savundu. Bir başkan olarak yargı dokunulmazlığına sahip olmalısınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ülkem adına çalışmamda yanlış bir şey yoktu dedi. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerine dair soruşturmayı hatırlatan Trump, mevcut başkanın seçilmemesi durumunda savcılarla muhatap olacağını kaydetti. Biden'ın ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve güney sınırında yaşanan krizlerin sorumlusu olarak da yargılanması gerektiğini söyledi. Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla Mart ayında mahkemeye çıkacak. Efendim, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur insansız hava aracı milli motorla 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Aksungur milli üretim turbo dizel havacılık motoruyla uçuş yaptı. 41 saat havada kaldı, tam 41 saat havada kaldı. TUSAŞ sosyal medya hesabından 41 kere maşallah notuyla o anların görüntülerini paylaştı. İşte o görüntüler o anlarda ekranlarınıza geliyor. İnsansız hava aracı geçtiğimiz aylarda yerli motorla 30 bin fitlik yüksekliğe ulaşmıştı. Aksungur istihbarat çalışmalarının yanı sıra üzerindeki silah sistemleri ve hassas sensörlerle birçok operasyonda görev alıyor. Efendim, şimdi Boeing'in açıklamalarına bir bakalım. Biliyorsunuz geçen hafta bir uçağının kapısı kopmuştu. Şimdi yüzlerce uçağı seferden çekilen Boeing şirketi kapının uçuş esnasında kopması konusunda hatasını kabul etti. Böyle bir durumun asla tekrarlanmayacağına dair güvence verdi şirket yöneticileri. İnceleme başlattıklarını açıkladılar. 16 bin fitte uçağın kapısı patlamış, büyük tehlike atlatılmıştı. Olayla ilgili ABD'li uçak üreticisi Boeing hatalı olduğunu kabul etti. Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının kapısının havada patlamasıyla ilgili Boeing'den ilk açıklama geldi. Şirketin CEO'su Dave Calhoun, uçağın acil iniş kapısının uçuş sırasında kopmasındaki hatayı kabul ettiğini duyurdu. Böyle bir durumun bir daha asla gerçekleşmemesinin sağlanacağını söyledi. Yaklaşımımız her adımda %100 şeffaflık sağlayacak şekilde olacak diyerek şirketin soruşturmada Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile işbirliği içinde olacağını belirtti. Romanya ve Bulgaristan Schengen'e hava ve deniz yoluyla katılmak için Avusturya ile anlaştı. Ancak Avusturya karayolu konusunda anlaşmaya şerh koydu. Bu da Bulgaristan'a geçmeye çalışan Türk tırcıları zora sokuyor tabii. Sürücüler Kalotina sınır kapısında günlerdir bekliyor. Şu gördüğünüz yatan arabaların hepsi Türk'tür. Yukarıda da var araçlar. Kilometrelerce uzayan kuyruk, günlerdir süren bekleyiş. Türk tır şoförleri zorda. Daha önce nakliye numaraları ile ilgili Bulgaristan'da sorun yaşayan Türk tır şoförleri bu kez başka bir dertten muzdarip. Avusturya'nın Bulgaristan'ı Schengen bölgesine karayoluyla dahil etme anlaşmasına şerh düşmesi geçiş işlemlerini uzatıyor. Bu da sürücülerin günlerce sınırda beklemesine yol açıyor. Avusturya'da gümrük yaptığımız için böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız. Kalotina sınır kapısında bekleyen tır şoförleri sorunlarına çözüm bekliyor. Efendim, limon sosu yasaklanıyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı Ankara'da Ulusal Gıda Komisyonu toplantısında konuştu. Nar ekşisi sosunun yasaklandığını hatırlattı bakan. Benzer şekilde limon sosunun da yasaklanacağını söyledi. Gündeminde yapay et tartışması da vardı. Normal limon kullanmayı tercih ediyorum. Daha doğal bir yöntem olduğu için daha sağlıklı geliyor. Limonun kendisini tercih ediyoruz genelde, taze olarak. Sosa ihtiyaç duymuyoruz. Çorbada, yemekte ya da salatada. Yeni düzenlemeyle sofralarda limon suyu izlenimini veren limon sosu gibi ürünler kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu toplantısında konuştu. Limon sosunun piyasaya arzını yasaklayacaklarını söyledi. Limon suyu izlenimi veren
limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız. Tüketicilerimizin yanıltılmasını engelleyecek her türlü düzenlemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu tür sosların hepsi yasaklansın bence. İnsan sağlığına zararlı her şey yasaklanmalı. Sürekli biz limon kullanıyoruz. Hiç bugüne kadar limon sosunu kullanmadık. Organik limon kullanıyoruz. Valla bence iyi bir karar almış bakanlığımız. Zararlı, sağlıksız olan bir şey. Yani müşterilere vermek, insanlara vermek, bunu etik olarak bulmuyorum. Geçtiğimiz yılın Mart ayında yürürlüğe giren kararda 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren nar ekşisi sosunun da satışı yasaklanmıştı. Bakan Yumaklı'nın gündeminde yapay et tartışması da vardı. Yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değildir. Efendim şimdi esnafın sesine kulak verelim. Pazarcı esnafı tezgahtar bulamıyor, eleman bulamıyor. Bundan dert yanıyor. Hizmet ve inşaat sektörünün ardından pazar esnafı da eleman sorunu yaşamaya başladı. Şimdi pazarcılar ayda 30 bin liraya çalışacak tezgahtar bulamamaktan, tezgahtarlarsa verilen yevmiyelerin düşük kalmasından şikayetçi. Ne satıyorsunuz? Ayva. Yalnız ayva ben. Siz satıyorsunuz sadece. Kendim satıyorum abla. Başka İşim... kimse yok mu? Yok. Başka... İşte çalıştırmıyorsun. Yok ya, bulamıyoruz ki işçi. Nerede işçi bulacağız? Günlük 1000 lira olan yemeğe pazara eleman gelmiyor. Pazar ağır iş. Eskiden çalışıyorlar. Şu anda hiç kimse çalışmıyor. Ne zaman pazara gelsek müşteriye mikrofon uzatır. Onların derdini anlatmaya çalışırız ama biz bu kez mikrofonu müşteriye değil de pazarcı esnafına uzatacağız. Onların derdine kulak vereceğiz. Pazarcının derdi yeterli derecede kalifiye eleman bulamaması. Esnaf pazarda günlük yevmiyle çalışacak eleman bulamamaktan dertli. Günlük 1 milyar 200 veriyoruz. Balıkçı esnaflar var. Pazarda peynir, ezine işi yapanlar var. 1350 lira yevmiye alıyor. Yemesi içmesi 1,5 milyara tekabül ediyor. Eleman eksikliğine çare ise eş, dost, akraba çalıştırmak. Biz bu tezgahta 4 kişi kardeş olarak çalışıyoruz. Maliyetlerin artıp kar marjının düştüğünü söyleyen tezgah sahipleri yevmiyeleri yüksek buluyor. Şu malı getiriyorsun. Hamaliyesi var, KDV'si var. Günlük kontağı çalıştırma 12 milyar para gidiyor. İşçi pahalı, mazot pahalı, poşet pahalı. Yevmiye yüksek, kar marjı düşük. İşçilerse yevmiyeleri düşük buluyor. Sabah erken kalkması var, indirip indirmesi var, müşteriyle ilgilenmesi var, akşama kadar ayakta durması var. Hava şartları bak, görüyorsunuz, yağmur yağıyor. Hani ateş yakmışsınız burada. Ateş de yakmışız böyle. Soğukta kimse duramıyor ki. Efendim şimdi de İstanbul'dan bir haber var. Yaşlı kadın hayvanlarını ısıtmak için ahırda soba yaktı. Sonrasındaki görüntülerse yürekleri yaktı. Koyunlarını ısıtmak için yaktığı soba ahır yaktı. Alevler arasında kalan 8 koyun telef oldu. Kuzular da yangından kurtulamadı. İstanbul Arnavutköy'de yaşayan yaşlı çift, koyunlarının yaşadığı ahıra üşümesinler diye soba kurdu. Sabah sobayı yakan çift evine geçti. Kısa süre sonra ahırdan alevler yükseldi. Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Alevleri gören çift hemen dışarıya doğru koştu ama yapacak bir şeyleri yoktu. İtfaiye ekipleri kısa süre sonra yangına müdahale etti. Bu sırada yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Ahırdaki 8 koyun ve çok sayıda kuzu öldü. Fenalaşan kadına olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Efendim Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni modeli ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen fuarda tanıtıldı, görücüye çıktı. T10F adlı yeni araç katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İtalya basınında yer alan haberlerde de TOGG'un ABD'deki fuarın başrolünde olduğu yazıldı. Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOGG'un yeni modeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği ve Bilişim Fuarı SES 2024'te görücüye çıkarıldı.
TOG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazın güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı SES 2024'te kamuoyuyla paylaştı. TOG'un yeni modelinin üzerindeki örtü, TOG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı. T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. İfadelerini kullanan Karakaş, T10F'yi 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız dedi. Yeni model katılımcılar tarafından ilgi gördü. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, TOG'un SES 2024'te başrolde olduğunu yazdı. Başka Dünya'nın Otomobili başlığıyla çıkan yazıda Türkiye'nin otomotiv üretimindeki deneyimine işaret edildi. Türkiye'deki araç sürücülerinin TOG'la nihayet yerli bir otomobil kullanma gururunu yaşadığı belirtilen haberde 2030'a kadar Avrupa'da dolaşan TOG sayısının 1 milyonu aşacağı ifade edildi. Ve Elon Musk diyelim, ABD'li milyarder Elon Musk hakkında çıkan uyuşturucu kullandığı iddialarına yanıt verdi. 3 yıldır uyuşturucu testlerine girdiğini söyledi Musk. Bu testlerin hiçbirinde eser miktarda dahi uyuşturucu ya da alkole rastlanmadı dedi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilmiş, Tesla ve SpaceX yöneticileri endişelenmişti. Amerikalı milyarder Elon Musk hakkında çıkan uyuşturucu kullanıyor iddiasına sert yanıt verdi. İddianın yer aldığı gazeteyi çöp olarak niteledi. Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır uyuşturucu testlerine girdiğini, testlerinin negatif çıktığını belirtti. İş ortağı NASA'dan gelen taleple 3 yıldır uyuşturucu testlerine girdiğini belirten Musk, bu testlerin hiçbirinde eser miktarda dahi uyuşturucu ya da alkole rastlanmadığı ifadelerini kullandı. İddiaları ortaya atan Amerikan The Wall Street Journal gazetesi içinse çöp dedi. Wall Street Journal'sa yayımladığı devam haberinde geri adım atmadı ve haberimizin arkasındayız ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl Musk'ın adı bir kez daha uyuşturucu kullanımıyla yine Wall Street Journal tarafından gündeme gelmiş, Musk'ın depresyona karşı ketamin kullandığı iddia edilmişti. Dünyanın en zengin insanı olan Musk daha önce yaptığı açıklamalarda bazı sıra dışı davranışlarını uyku eksikliği ve bipolar bozukluk rahatsızlığına bağlamış, depresyon nedeniyle reçeteli olarak ketamin kullandığını iddia etmişti. Elon, how are you? Efendim, ABD'nin heyecanlandıran ay misyonlarından kötü haberler var. Pazartesi günü fırlatılan uzay aracının yakıt sızıntısı nedeniyle aya iniş yapamayacağı açıklandı. Artemis misyonu ise güvenlik gerekçeleriyle 2026'ya ertelendi. Peregrine'in yakıtı bitti. Artemis güvenliğe takıldı. ABD'nin ay misyonu hüsrana uğradı. ABD merkezli uzay şirketi Astrobotic ve NASA 8 Ocak'ta Peregrine isimli uzay aracını fırlatmış, Peregrine 50 yıl sonra ABD'den Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olmuştu. Şirket, uzay aracının fırlatma roketinden ayrıldıktan sonra sorun yaşadığını duyurdu. Yakıt sızıntısı nedeniyle Ay'a yumuşak iniş yapma şansının olmadığını açıkladı. Açıklamada, 40 saat içinde yakıtın tükenmesini bekliyoruz. Ekip, operasyonel ömrü uzatmanın yollarını arıyor denildi. 2-1, boosters in ignition. NASA'nın Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis misyonu ise Eylül 2026'ya ertelendi. NASA'dan yapılan açıklamada ertelemenin nedeninin uzay aracıyla ilgili güvenlik endişeleri olduğunu, astronotların giysisi ve iniş araçları ile ilgili de sorunlar yaşandığı belirtildi. NASA Artemis misyonuyla Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronotun gönderilmesini ve aynı programla Ay'da kalıcı bir üs kurulmasını istiyor. Ay'ı hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanmayı hem de buradan değerli madenlerin çıkarılmasını hedefliyor. Efendim, şimdi sırada son ayların
en çok konuşulan, en çok tartışılan meselesine dair bir haberimiz var. Tabii ki ev sahibi kiracı arasındaki tartışmalardan bahsediyorum. Özellikle Airbnb yapan kiracıları ilgilendiriyor bu haber. Şimdi yıllarca İstanbul Moda'da yaşayan Zeki Sözer evini kiraya verdi ama kiracılarından yana hiç yüzü gülmedi. Son kiracısı evi Airbnb'den ilana koydu. Evi turistlere kiralamaya başladı. Kendisi de başka eve kiraya gitti bu arada. Mağdur ev sahibi Zeki Sözer son mahkeme kararına rağmen kiracısını yine tahliye edemedi. Kiralık konut içinde özel oda diye kiracınız ilan vermiş. Vermiş, evet. Ev sahibi Pudi diye bir şey de uydurmuş. Kiracımın yayınladığı ilana göre gecede 5000 lira alıyor. Ama bana ayda 8000 lira veriyor. 10 aydır ödemiyor. 3 tahliye kararı aldırdım. Bir hakim kanaat getirmiş. Pansiyon evi demiş. Bütün delilleri geçerli saymış. Mahkeme evi başkalarına kiralayan kiracıya dur dedi. Airbnb sistemini pansiyon hizmetine benzetip günübirlik kiralama yapan kiracı için tahliye kararı verdi. Ancak kiracı SK 3. tahliye kararına da itiraz etti. Böyle bir olay duymadım. Duyan varsa bana haber versin. Birisi evinizi kiralıyor ve onu başkalarına kiraya veriyor. Benim asıl kiracım orada oturmuyor şu anda. Bir başkası, bir yabancı oturuyor. 3 aydır oturuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden evimde konuklar kaldı. Ama parasını benim kiracım aldı. Ev sahibi Zeki Sözer, Moda'da 2 yıl önce kiraya verdiği dairesinin Airbnb yoluyla üçüncü kişilere kiralandığını komşularından öğrendi. Kiracısı bu evi daha yüksek fiyatlara pazarlayabilmek için de Airbnb'nin sayfasına Moda'nın kalbinde deniz manzaralı ev diye ilan verdi ve dairenin sahibi olarak da kiracı kendisini gösterdi. Giren çıkan belli değil. Ev sahibi Zeki Sözer durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, apartmanın güvenlik kamerası görüntüleriyle evdeki yabancı müşteri adına gelen kargoyu delil saydı. Haksız kazanç sağlayan kiracının vergi ödemediğini tespit etti. Evi boş olarak tahliye etmesine karar verdi ama 8 bin liradan 80 bin lira alacağım var bu hanımdan. Tahliye edemiyorum, paramı da alamıyorum. İkinci tahliye davası gene icra çünkü ödememeye devam ediyor. Bir icra davası daha açtık. Oradan da tahliye aldık. Yani 3 tane hakkında tahliye kararı var. Üçüne de itiraz ettiler. İstinaf mahkemesi o kadar iş yükü fazla ki bunun sonucunu beklemek zorundayım. Kira almadan. Zeki Sözer bir an önce evinin boşaltılmasını istiyor. Kiracı kiralananı. Şimdi de sırada bir keşif, bir buluşun haberi var. Yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanılarak yeni bir madde keşfedildi efendim. Bilim insanları bu keşfin pillerde lityum kullanımını %70 azaltabileceğini söylüyor. Yapay zeka yeni bir madde keşfetti. Yeni maddenin pillerde lityum kullanımını azaltabileceği belirlendi. Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı çok sayıda bilgisayarı birleştiren bir yapay zeka formu geliştirdi. Daha sonra karmaşık bilimsel ve matematiksel işlemleri çözmek için bu gelişmiş yapay zeka kullanıldı. Geleneksel yollarla 20 yıldan uzun sürecek işlem sonucunda N2116 adı verilen katı haldeki bir elektrolit keşfedildi. Yeni madde ampullerde denendi ve başarılı oldu. Bilim insanları keşfin lityum kullanımını %70 azaltabileceğini söylüyor. Beyaz altın olarak anılan lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar pek çok araca güç sağlayan şarj edilebilir bataryaların temel bileşenlerinden biri. Uzmanlara göre dünya 2025 gibi yakın bir tarihte lityum kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle yeni keşif gelecek için umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Ve şimdi de dünyanın en iyi çorbalarına bir bakalım. ABD merkezli CNN Travel dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı. Listenin 20. sırasında yayla çorbası yer alıyor. Dünyanın en iyi çorbaları seçildi. Listeye Türkiye'den yayla çorbası girdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN Travel 2023 yılının en lezzetli çorbalarını sıraladı.
Yayla çorbası dünyanın en çok beğenilen 20 çorbasından biri oldu. CNN Travel yayla çorbasının lezzetini de tanımladı. Haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı belirtildi. Taze pide ile servis yapılmasını önerdi. Listenin birinci sırasında Nijerya'ya ait Banga isimli çorba yer aldı. Onu sırasıyla Vietnam'ın Beef Poo çorbası, Ukrayna'nın Borş çorbası, Fransa'nın Bouillabaisse çorbası takip etti. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas ise geçen ay dünyanın en kötü lezzetlerini sıralamış, Türkiye'den lahana çorbası listede yer almıştı. Listedeki yemeğin sanılanın aksine Karadeniz'in meşhur kara lahana çorbası değil, beyaz lahana çorbası olduğu ortaya çıkmıştı. Ve böylece ana haberin sonuna geldik. Az sonra Fevzi Çakır Habertürk Özel'le karşınızda olacak, ekranlarınızda olacak. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.